buraya gelmeden önce yerelde bir toplantı gerçekleşiyor Bolu'da ve DEM Parti temsilcisi arkadaş diyor ki diğer partilerin yerel bir adayı, bir güçlü bir aday çıkarılabiliyorsa biz onu destekleyeceğiz diyor. TİP de, EMET de, Sol Parti de, PKP de hiçbiri biz aday çıkarmayacağız demişler hepsi. O zaman bizim genel merkezimizde bir aday var. Bu da Veli olacak büyük ihtimalle denmiş kendilerine. Yani bir sorun yoktu ve ardından DEM Parti ve DEM Parti genel merkezinde konuştuğunda Bolu'da tipini aday çıkarmayacağı da resmi görüşmelerde karar altına alınmış. Ben de zaten DEM Parti bana Bolu Belediye eş başkan adaymışsın Veli dediğinde ben şunu söyledim partiye. Ben orada yerelde herhangi bir adayla ya da işte yerelin güçlü kendi adayıyla karşı karşıya gelmek istemem. Lütfen bunu garanti edelim. Ben öyle aday olayım dedim. Burada da netleştik. Böyle bir şey olmadığı çıktı. Neyse ki sonrasında çıktım ve geldim Bolu'ya. Buradaki partileri ve kitle örgütlerini gezmeye başladık. Ben tipin bizzat destekleyeceğini de biliyorum. Yani bu konuda hani konuşmuşluğum da var. Ve geldi ilk tipe gittiğimde bizim kendi adayımız var. Biz aday çıkarttık dedi. Ben tabii çok şaşırdım niye böyle oluyor diye. Muhtemelen arkadaşlar kendi aralarında özellikle bir Kürt meselesi algısıyla ilişkili olsa gerek DEM Parti'yi desteklememe meselesinde bir yerel anlamda tipin kendisi değil, tipin yerel örgütünde bir gerginlik yaşanmış. Bu gerginlik üzerine bir aday çıkarmışlar. Ardından benim Kemal Okuyan'la olan polemiklerimden dolayı da TKP aday çıkarmış. Bir de TKH aday çıkarmış. Neyse bunları da geçtik. Ben Emep'le arkadaşlara hani Emep'in adayı yok burada. Yani işte DEM Parti'nin adaylarını destekleme çağrısında bulunun hani dedim. Onlar da buna yanaşmadılar ilginç biçimde. Sonrasında Sol Parti'ye de söyledim. Onların da adayı yok. Onlar da yanaşmadılar. Yani burada yani Bolu'da beni eleştirince kızıyorlar bana ama yani ilginç bir şey var. Yani ben şunu söylüyorum. Kılıçdaroğlu'na oy vermiş insanlarız. Yani işte Ekrem İmamoğlu'na oy verildi. Ankara'da Mansur Yavaş gibi bir aşırı sağcıya oy verildi. Ya da burada söyleyeyim Tanju Özcan'a bu dönem bir dönem önce herkes oy vermiş burada solculardan. Yani kalkıp mesela Veli'yi Birsenbaş'ı desteklemek ya da destekliyoruz demek bu kadar zor mudur? Olmamalı diyorum. Böyle deyince de solla tartışıyorsun diyorlar. Ben diyorum ki hayır solla tartışmıyoruz. Biz 6 ay önce birlikte seçime girdik. Birlikte milletvekili seçtirdik. Birlikte konuştuk. Ve benim söyleyeceğim ya da Birsen'in başkanın söyleyebileceği hiçbir söz, hiçbir sol partinin bu söylenmez diyeceği bir şey söylemiyoruz biz. Kabul edilmez hiçbir şey söylemiyoruz. Yerel demokrasi üzerine konuşuyoruz zaten. Bu açıdan bunları teklif ettik, söyledik, ısrarla söyledik ama bir sonuç şu dakikaya kadar almış değiliz. Yani ben şaşıp da kalıyorum. Yani zaten burada bir avuç demokrat, bir avuç sol sosyalist varken bu kadar yani neyi paylaşamıyoruz, niye bu kadar gerginiz, hatta neden bu kadar birbirimize karşı bir yerde duruyoruz, onu ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Arkadaşları çok eleştirmek istemiyorum. Geçen sefer Bolu'da solcular da sağcı dedim. Onun için bana çok kızdılar. Ama tabii benim aslında kastım sosyalistler değil. Tanju solcu geçiniyor burada. Hani Tanju üzerinden solcular da sağcı dedim. Ya ama Bolu genelinde gerçekten bir sosyalistlerin inisiyatif alma problemi var. Bir inisiyatif almalılar. Ayrıca Kürt halkıyla yan yana olmak, omuz omuza olmak bir Alevinin, bir demokratın, bir devrimcinin, bir sosyalistin görevidir, insanlık görevidir. Yani biz şunu da söylüyorum ben her zaman, bu topraklarda Kürt düşmanlığından daha köklü olan şey Alevi düşmanlığıdır. Onda bir de sosyalist ve devrimci düşmanlığıdır. Biz bu kadar bütün bu düşmanlıkları üstümüze toplanmış kişiler olarak birlikte beraber hareket edemezsek, hele ki hiçbir adayımız yokken bir veliyi destekliyoruz diyemiyorsak, bence problem vardır. Yani bu problemi çözmemiz lazım. Bir de mantıklı cevaplar bekliyorum. Yani şimdi Emep'in Veli Saçılı'yı destekliyoruz demesi, DEM Parti'nin adaylarını destekliyoruz demesi niye zor olsun ki? Yani ben
Bolu'da olarak derim ki MEP'in ya da diğer arkadaşların adayları var. Destekleyelim ki desteklemişiz bir önceki dönemde DEM Parti'nin milletvekili adayı aynı zamanda MEP'ti. Yani burada bir yerel bir problem var. Partiler hep üzerlerine alıyorlar. Ben yine şunu söyleyeyim. Hiçbir sosyalist partinin, hiçbir demokratın karşısında olmadım, karşısında söz de kurmam. Yani onlarla kavga etmek, dövüşmek gibi bir amaç yok. Ama şunu da ısrar ediyorum. Bir demokratın görevi ırkçıyla rantçı arasında bir demokratik aday çıkmışsa, adaylar çıkmışsa onu desteklemek görevi olmalıdır. Hele ki kendi adaylarını çıkarma hakkına bir şey demiyorum. Yani mesela TKP kendi adayını çıkarmış, Çalışır kendi adayına bir şey demiyorum. Ama adayını bari çıkarmamış bir partinin, adayını çıkarma gereği duymamış bir partinin yani en yakınındakine destek olması, en azından destek olmuyorsa bile sosyal olarak bir tebrik etmesi ve aynı zamanda da bir arkadaşlarımız işte DEM Parti'nin adaylarına oy vermelidir demesini bekliyorum. Çok bir şey de beklemiyorum. Hani böyle çok aşırı bir beklentiymiş gibi geliyor buradakiler ama öyle bir şey yok. Bu insani olarak, bir sosyalist olarak ben bunu ısrarla söylüyorum. Her yüzlerine gördüğümde de hemen söylüyorum.